bu beton santralinden çıkan tozlardan dolayı. Şöyle bir dokunduğum zaman tozu hissedebiliyorsunuz. Ağaçlarımız ölüyor, nefessiz kalıyor. Biz de öyle, aynı ağaçlar gibi bizler de nefessiz kalacağız. Eczacı Meryem Karaca İlköğretim Okulu'yla beton santralinin arasında sadece 200 metre var. Gerçekten çok ciddi zararlar verebilecek durumda ve çok yakın. Mümkünse mecliste sesimiz olur musunuz? Zaman Dağı'nda seracılığın geliştirilmesinde önemli rol üstlenen Yeşilada Mahallesi şu anda bu beton santrali yüzünden artık üretim yapamayacak duruma gelmişiz. Aslında hepimiz bundan sonra bir meclis olarak hareket etmeliyiz. Rezervi biz o şekilde durdurduk. Herkesin burada olması gerekiyor. Beton santrali ile ilgili Mayıs ayında meclise bizzat ben bir soru önergesi verdim. Ama halen cevap yok. Ve şunu açık şekilde ifade edelim. Biz DEM Parti olarak herhangi bir sorun, sıkıntı önümüze geldiğinde sadece bir defa gündeme getirip peşini bırakmak gibi bir siyaset anlayışımız yok. Evet, soru önergesi verdik, gündeme taşıdık ama aradan geçen süreye kadar baktık çözülmüyor. O zaman bugün buradayız. Çözülünceye kadar da burada olacağız. Benim yaklaşık olarak 45 dakikadır burada oturuyorum, cep telefonu, ekranı toz arkadaşlar ve ciğerimiz de bedava. Evet, burada yaşayan çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, burada yaşayan yurttaşlar bu tozu soluyor. Şundan şüpheniz olmasın. Bu beton santrali buradan ya kalkacak ya kalkacak.